Trive Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. 9 Haziran sabahından günaydın. Gündem yurt içinde Merkez Bankası Başkanı ataması ve BDDK Başkanı ataması oldu. Piyasanın beklediği şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Gaye Erkan oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da BDDK Başkanı olarak resmi gazetede atanması ilan edildi. Görevler hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu noktadan sonra piyasanın odaklanacağı nokta kurdaki harekete bağlı olarak, ki burada da kurun yukarı yönlü hareketine şaşmayarak 23-25 bandında dengelenmesi ve akabinde 22 Haziran toplantısında Merkez Bankası'nın ne kadar şiddetli bir faiz artışına gideceği. Eğer kurda 25'in üzerindeki günlük volatilitenin daha sert olacağı hareketleri peş peşe yaşamaya başlayacak olursak 22 Haziran'ı beklemeden yeni başkan piyasaları test etme anlamında, kredibiliteyi sağlama anlamında beklenmedik acil bir toplantıyla faiz artışına da gidebilir. Ama şu anda planlı toplantıya kadar kurun belli bir patika içinde yukarı yönlü hareket etmesi, 23-25 etapında fiyatlamalar, daha sonra toplantı dönemine kadar faiz artışının şiddetini belirleyecek kur hareketleri ön plana çıkacak. Borsa İstanbul, dün Borsa İstanbul'da %1'e yakın bir negatif fiyatlama vardı. CDS 500'ün üzerine çıkmıştı. Bunu videolarımızda atamanın, özellikle Merkez Bankası Başkanı atamasının gecikmesine bağlamıştık ve piyasa bu durumu bir risk olarak algılıyordu. Daha sonra da özellikle Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği ile gelecek hafta Perşembe günü bir toplantı yapılacağına ilişkin haber akışı, yeni ekonomi bürokrasisinin o toplantıya kadar ilan edileceğinin bir mesajını vermişti. Tabii endeks o haber etkisiyle beraber dip oluşumunu sağladı ve daha sonra da endeksin kapanmasına sayılı dakikalar kala önemli bir alım geldi. Tabii bu alım kuvvetle muhtemel Merkez Bankası Başkanı atamasının resmi gazetede çıkacağına ilişkin bir beklenti üzerine olmuş olması zaten şaşırtıcı bir unsur değil. Şimdi teknik tarafa geldiğimiz zaman da daha önce vurguladığımız 5700 çifttepe, 5700 çifttepeyi bugün kırıyoruz. 5700 artık bizim yeni normalimiz oluyor. 5700'ün üzerinde kaldığımız sürece 22 Haziran toplantısı politikaların belirliği endeks için belirttiğim 6500 hedefine doğru ilerleme potansiyeli etkin olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu çift tepe kırıldıktan sonra tabii bankalar tarafındaki unsurlar da olacak. Çünkü bankalar tarafında Merkez Bankası eski başkanı BDDK'nın yeni başkanı olduğundan dolayı piyasa acaba özellikle Merkez Bankası'nın bankalar üzerinde uyguladığı liralaşma stratejisi ve alınan diğer önleyici aksiyonların devam edip etmeyeceği veyahut da ne kadar esneyeceği konusunda belki bir kafa karışıklığı yaratabilir. Ama ilk açıklama etkisi ve fiyatlamalar dikkate alındığı zaman da 5700 yukarı yönlü kırılmasıyla beraber günlük %3-4 arasında bir pozitif bir fiyatlama. Daha sonra bankaların gidişatı bu politika belirsizliğinde fiyatlamanın nasıl yön aldığına işaret etmiş olacak. Dolayısıyla kabine tarafındaki gündem geçti. Mehmet Şimşek'le beraber yeni bürokrasi yönetimindeki atamalar yapıldı. Şimdi gündem 22 Haziran'daki Merkez Bankası'nın faiz kararı, faiz kararında şiddetine ilişkin durumu kurun gidişatı belirleyecek. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da Fed'in artık Haziran'ı pas geçmesi, Temmuz toplantısında 25 bas puanlık faiz artışına gitmesi güçlü bir ihtimal olarak fiyatlanıyor. Bu da zaten dolar endeksini tekrar 104 seviyesinden aşağı yönlü baskılayarak o 103.20-103.40 bölgesinde dengeletiyor. Bu euro dolar paritesini dip oluşumunda 1.08'e yaklaştırdı. 1.0750-1.0810 bandında bir işlemler gerçekleşiyor. Ons altın Fed'in özellikle 25 yapması durumunda Temmuz ayında bekle göre geçeceği beklentisiyle artık bir dip oluşumunu oluşturuyor. Şimdi bu noktadan sonra ons altın için aşağıya mı beklemek lazım, yukarıya mı beklemek lazım? Mevcut fiyatlama dinamikleri dikkate alındığı zaman da ons altın için yukarı yönlü hareketi bekleme potansiyeli daha fazla olabilir. Referans neresi? 1960. Artı eksi 15 puan. Aşağıda 1945, yukarıda 1975 seviyesini takip ediyor olacağız. S&P'de de artık bir dip oluşumu,
devreye girdi. O geniş bant olarak belirttiğimiz önce 4250-4300 sonra 4285-4300 etkin bir şekilde çalışıyor. Zaten S&P'de 1940'lardan beri ki en kötü ayı piyasasındaydı. Şu anda boğa piyasasına dahil olmuş durumda. Dolayısıyla gözler S&P'de ama S&P mi Nasdaq mı, yine vurguladığımız şekilde Nasdaq'ın S&P'ye göre daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Tekrar yeni ekonomi bürokrasisindeki yeni görevler hayırlı uğurlu olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.